Merhaba Aran. Abi selamlar. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok hareketli bir hafta. Çok enteresan. Şampiyonluğun fitili yandı bence. Evet yani zirvenin iki takımı 3-3 üç üçgende evinde. Aynen öyle ve iki maç da çok hareketli zaten 3 olunca çok. haliyle biraz hareket oluyor. Tabii Galatasaray ile Fenerbahçe'nin durumu biraz farklı. Onu önce Fenerbahçe'den başlayalım. Sıcak maç. Aynen öyle. Her anlamda sıcak maç. Fenerbahçe iç sahada ligin kaçıncısı? E, dördüncüsü. Dördüncüsü. Kaç gol Toplamda 23 içeride. Kaç maçta? 15. Ya yani birden fazla yiyor. Aynen öyle. Galatasaray bir, tam bir. bir. Bir buçuk yiyor Fenerbahçe. Bir buçuk gol yiyor kendi evinde. Evet. Ee, böyle değil de sezonun başında. Yani Ümraniye maçı böyle başladılar. Sonra toparladılar. Hı hı. Yani belirli e, savunma gücü vardı. E, o gitti. Ya yani Fenerbahçe stadı. Beşiktaş maçından sonra da konuştuk. Kolay bir stadyum oldu. 3-2 önde Fenerbahçe'ye ne konuştuk? Fenerbahçe bu maçı bir gol daha atamazsa kazanamayabilir. Değil mi? Yani i̇çeride çok açık. Hani bu şey değil, müneccimlik falan değil. Çok normal olabilecek bir şey. Ee, yani oyuna karakter koyması gerektiği anlarda Fenerbahçe onu yapamıyor ve kolay bir stada dönüştü. Bu çok korkutucu Fenerbahçe açısından. Ee, şampiyon takımın, şampiyon olacak takımın katil içgüdülerinin de olması lazım. Yani bitirmesi lazım, bezdirmesi lazım, ee, kıpırda kıpır diyecek hal bırakmaması lazım rakipte. Onu yapamıyor Fenerbahçe. Yani her her 3-0 yeni gol Fenerbahçe'ye karşı Fenerbahçe stadında. Hala umudun oluyor. Ve bu tam tersiydi. Hep Kaç yıl önce. E tabi böyledir. Yani bütün büyük takımlar için böyledir. Fenerbahçe için daha ekstraydı. Çünkü derbileri de kazan, kaybetmiyordu. Yani birisinin ikisini değil yani. Fenerbahçe, ne Beşiktaş'a ne Galatasaray'a ne Trabzonspor'a yenilmiyordu. Şimdi onu geçtim. Ligin dibindeki 3 takımı da yenemedi içeride. Şöyle bir şey ekleyeyim. Ümraniye'den 3, Karagümrük'ten 4, Galatasaray'dan 3, Beşiktaş'tan 4, İstanbulspor'dan 3 yediler. Evet. Yani bu çok acı olan bu. Yani şu anda George Jesus'un ya hadi be siz de dedi ya tribünlere. Onu anlamıyor mi? Evet ya burası böyle bir yer değil abi diyorlar yani. Burası böyle bir yer değildi. Bence ama dünyanın hiçbir yerinde tribüne bu hareket kabul edilebilecek bir şey değil. Evet. Ama bir şey farkı var. Ben bunu büyük transferler olduğu zaman hep söylerim. Jesus için de aynı şeyi söylemem lazım burada bir asimetri var. Yani Jesus büyük görüyor kendisini. Daha önemli görüyor. Bu sağlıksız bir ilişki. ama. Sağlıksız da. ama sen anlaşmayı öyle yaptın. Kabul etti diyorsun yani yönetim bunu. Gelirken Jesus. Öyle getirildi zaten. Yani Fenerbahçe'nin hoca hoca değiştirmek için bir sebebi var mıydı? Yani geçen sene gayet yüksek orta puan bitirmiş bir hocası vardı. Ama gelirken de bence İsmail Kartal sezon sonu... Fark etmez, onu gördükten sonra ama öyle demedi Ölkoç sonunda. Karar vereceğiz dedi belli olmaz dedi. Neyse önemli değil o geçmiş ama e, görüşmeler sırasında bir asimetri oluşmuş biz sana biz sana mecburuz denmiş yani zaten o yüzden dedim ki ben en başında biat edin. edin çünkü ilişki böyle kuruldu doğası bu doğasını bozmadan devam etmek lazım o konuda bir problem olmadı bugüne kadar ama e, seyirci bunu kabul edemiyor ya bu kadar kolay olmasını kabul edemiyor ve hani biz burada düşünürken onlar da düşünüyor ya biz bu maçı vereceğiz mi acaba İstanbul Spor'a Fatih Tekke diyor ki maçtan önce Fenerbahçe'de Galatasaray maçını Galatasaray kaybettikten sonra daha fazla asılacaktır. Çok zor olacak işimiz. Yapamayabiliriz. Zaten bizim rakibimiz Giresunspor vesaire. Yani rakibin çok yani yanlış anlaşılmasın Fatih Tekke planını yapıyor. Her türlü uğraşıyor. zaten iyi yapmıştık gene de. İyi savunma yaptılar. Fena savunma yaptılar. Ama Fenerbahçe bunu açacak işleri yapamıyor. Nedir abi? Ya bu esasında çok da şey değil. Ya Mert Hakan ne yapıyorsun abi? Yani tribünlere, ekrana, kameraya oynayacağına ya futbol oyna biraz hani topu senin için. Topu çok hızlı bir şekilde rakibin baskısının olmadığı, baskının düşük olduğu, yoğunlaşmadığı yere aktarmak. Senin yapman gereken iş bu. Hayır. Başka işlerle uğraşıyor Mert Hakan. Mert Hakan neyle uğraşıyor? Foyal alayım, işte gider yapayım vesaire. Onlar bir şey. Arda'nın konsantrasyonunun bir onda birini falan bekliyoruz en azından. Ama onun konsantrasyonu başka yerde. Oyunun merkezinde böyle olunca da olmuyor. Olmuyor yani. Fenerbahçe iki defa oyunun yönünü hızlı değiştirdi. Birincisinde zaten ardını golü geldi. Rakip savunmayı açmak için bunlar şart. Başka türlü olmaz. Hep savunmanın baskının altında kalıyor Fenerbahçe. Baskılı bölgelerde kalıyor. Buradan topu hızlı çıkaramıyor. Hızlı bir şekilde sola çevirdiler. Sağa döndü. Şut geldi. Dönene Arda koştu vurdu diğeri de işte uzun bir top ama Valencia'ya gitti soldan. En sağ Pedro'ya çıkardı. Savunma sendeledi. Ama yerleşik savunmaya ağır topla çok tıngır mıngır iş yapmaya çalışıyorlar. Savunma güvendiğinde çok uzun süredir kaybetmiş durumda. E zaten içerideki o ruh hali, o psikoloji, rakibin psikolojisi. Yani şimdi Beşiktaş maçını seyrettikten sonra Beşiktaş iyi futbol oynamıyor. O gün de oynamıyordu. 10 ee, kişi ikinci penaltı atılıyor. Oradan 4 tane atıp çevirebiliyorsa tabii o Beşiktaş. Başka ama yapabiliriz diye düşünür. Herkes düşünür. Herkes düşünüyor Bunu düşündürmeyeceksin. Katil içgüdüsü. Yani bu yanlış anlaşılmasın. Sportif anlamda bir şey. Zaten killer instinct. Evet yani bir bizde gecede. bu tercümesi şey olmuyor. Aynı oturmuyor. Ama böyle olman lazım. Yani rakibin için bir umut bırakmaman lazım. Tam tersi Fenerbahçe sürekli umut yeşertiyor. Şunun nasıl etkilediğini düşünüyorsun Fenerbahçe'nin? Şimdi fiksürü açıp bakıyorum. Beşiktaş duygu değişimi inanılmaz yüksek bir maç. Sonrasında Karagümrük, geri düşüyorsun, kazanıyorsun bir şekilde. Ee, Ankara gücü son dakikalarda çeviriyorsun. Başakşehir son dakikalarda çeviriyorsun. Kara gümrükle oynuyor Galatasaray. Kazanman gereken bir maç. Son dakikada 2 puan bırakıyorsun. Yani son 5 maça bakıyorum. Gerçekten roller coaster ya Fenerbahçe'nin yaşadıkları. Evet. Ya bu, ona olabilir. Bak şöyle bir durum var. Puan ortalamasına baktığın zaman ya bu takım başarılı diyebilirsin. Avrupa'sına bakarsın kupada var. Ya bu takım genel olarak başarılı bunu söyleyebilirsin. Ancak hikayenin içindeyken anları, virajları yaşarkenki durum da e, o, dönem, o, o, o dönüşleri yapamıyor. Evet. Yani sürekli şarampolu yuvarlanıyor. E, Galatasaray'ın dün kaybettiği puan da Fenerbahçe'nin bugün kaybettiği puan aynı şey değil. İkisi birbirinden farklı, hikayeleri farklı. E, ee, birisini seyirci belli oranda kabul edebilir Galatasaray'ınkini. Ee, ama bunu kabul etmesi kolay değil seyircinin. Yani alkışlar için ardı çıkıyor, İşte bir zafer kutlaması yapılıyor vesaire oradan ee, baskı. Yani Fenerbahçe'nin yediği gollerin hiçbirinde baskı yok rakip üzerinde. Evet. Ya penaltı yaratıldığında da baskı yok. Çok rahat geldiler. Ee, i̇kinci golde de çok rahat geldiler. Üçüncü golde de çok rahat geldiler hiç kimsenin üzerine baskı yok. Bu kadar e, savunmada özellikle ezici olmazsan kendi evinde ezici olman lazım. Darbeli olman lazım. Yani Salay bugün biraz standardına yaklaşmıştı. Eze yaptı onu da biraz. Birkaç pozisyonda e, yani onunla dövüşe girdi. Şey oldu. iyi hissettik yani. Onu görüyorsun. Çünkü onun başarısı da o yani. Cümcünün savunmacının başarısı da o. Onun dışındakilerin hiçbirisinde böyle bir ferdi dahil olmak üzere böyle bir durum görmedim. Bu çok ciddi sorun, çok ciddi sorun. Şunu söyleyebilir miyiz? Mesela Galatasaray 3-1 geriye düştüğünde taraftarlar, ya biz bunu 3-3'e çeviririz hissiyatına sahipti bence. Maçı genel olarak. 4-3 olabilir. 4-3 olabilirdi. Burada da ya, 3-2 oldu. Biz de içeride konuşuyorduk. 3-3 de olabilir hissiyatına. ya yani biz bile sahipsek. 3-4 de olabilir. Evet. Ki son dakikalarda olabilir az çok olabileceğine Olabilirdi. dair. Olabilir de O kayboldu. O şimdi hani seviye maçından sonra dedik ya nasıl eleyemedin şimdi seviyede mevzu O ayrı mevzu ama ya orada mesela orada tribünlerle birlikte koptular. Hı hı. Burada ama bu, bu 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 olmaz. Bu olmaz. Bu bu Fenerbahçe stadyumu bu kadar kolay bir yer olamaz. Böyle elini kolunu sallayarak herkes gelecek ligin, yani ligin kendi evinde dördüncü. Fenerbahçe lig üçüncüsü olur, atıyorum. Kendi evinde lider olur ama. Evet. Yani kendi evinde dördüncü ligde şampiyon zaten olmak çok zor. Zaten çok zor yani. Ee, ama şeyi kabul ettirebilirsin ya yani kendi evimizde lideriz. Ama dışarıda istediğimiz yapamadık. üçüncü dördüncü olduk. O yüzden şampiyonluğu kaybettiği anlatabilirsin. Ee, bunu futbol gerçekleriyle büyük takımının tarihinin yansımalarıyla vesaire anlatman imkansız. Burada bir problem var. Buna George Wilson el kol sağlayarak cevap vermesi biat edin diyen birisi olarak söylüyorum. Ee, bu, bu, şeyden asimetriden. İlk 9 takım arasında iç sahanın puan durumuna baktığın zaman en çok gol yiyen takım Fenerbahçe. Çok inanılmaz ki savunmasıyla sezonu esasında sezonun ilk yarısı Dünya Kupası'na kadar Damga vurmuş takım rakipten. Yani sürekli offside'a düşüren, e, neredeyse hücum ettirmeyen yani bırak iyi savunma yapmaya, hücum etmeye bile başlayamıyordunuz. Tabii Kayseri maçı mesela öyle bir maç. E, oradan buraya gelişi, e, tabii burada hemen nasıl Galatasaray'da ve e, şey olduysa, suçlu, suçlu olduysa burada da Samet suçlu olacaktır. Evet Samet de iyi oynamıyor doğru, kabul ediyorum. E, o baskının altından kalkamadı, gittikçe de e, düşüyor orada ona çarp giren topta daha yakın olması lazım. Daha yakın olması lazım. Peki bu şarampole yuvarlanma konusunu biraz değişmek istiyorum. Oradaki Geç bakalım. Suçlu kim? Yani şoförde mi bir hata var? Suçludan ziyade... sıkıntı var. Ha. Şimdi bunu suçlu kim diye bakabilirsin. Ee, ya da şöyle bakabilirsin. Ee, suç değil de e, neden frenler tam değil? Neden doğru yerde, doğru frenle girip doğru hızla girmiyor? kim oluyor bu noktada. Yani suç, suç değil de e, ne eksik ona bakabiliriz. Yani suç olması için e, bir şeyi sürekli olarak yanlış yapmak lazım. Değil mi? Suç biraz öyle. Doğru. Bu öyle değil. Burada bir yeterli görülüyor ama yetersiz bir durum var. Bu yeterli. Yani George's'un taraftarı tepkisi... Nin başka nasıl bir açıklaması olabilir ki? biz yeterli bir iş yapıyoruz. Evet, Siz haksızlık ediyorsunuz. öyle mesela. değil ama. Öyle değil. Öyle değil. Yani Fenerbahçe sürekli e, Avrupa, Türkiye, Avrupa, Türkiye oynarken rotasyonu yapıyordu ve biz şey yapıyorduk sürekli. Ya bu kadar da olmaz ama oluyor. Ha demek ki bizim bu konudaki fikirlerimiz yanlış. diyorduk ama özellikle orta saha göbeğinin bu sıklıkla değişmeye devam etmesi yani sürekli her hafta başka, her hafta başka oluşu insanın kafasında soru işareti yaratıyor. Burada yani bunu, bu yöntemin doğru olduğunu düşünüyor hoca. E, doğru mu bilmiyorum. Doğru gibi durmuyor. Fenerbahçe Mert Hakan e, ve İsmail'in e, arkada bu yani Mert Hakan'ınla ilgili söyledim gerek gerekiyor. İsmail e hiç bir tarz mı? İsmail e iyi bir oyuncu. Daha da iyi olacak. Sürekli oynarsa daha iyi olacak. Belki sürekli oynaması lazım. Yani hiç çıkmaması lazım bunun. E, ve Emre üçlüsüyle kovaladığı şey neydi? Yani çok yüksek ritim yaptı Fenerbahçe, yapmaya çalıştı. Ama bunu mu yapmalısın acaba? Çünkü yüksek ritim yaptığın zaman İstanbul Spor'un da zaten istediği şey biraz oyunun git gel olması değil mi? Ya yani ben defansif bütün tedbirlerimi alacağım ama oyun mümkün olduğu kadar sen hızlı top kaybet git gele çevir. Hani ben ezeyle uçarım. Çünkü ikinci golde de yani topu sağdan sola soldan sağa sürekli boşlukları atışları İstanbul Spor'un Fenerbahçe'nin belki maç boyunca yapamadığı bir şeydi. Ee, belki daha orta sahada hani en başından itibaren daha dingin bir orta sahayla bir işi götürmek lazım bilmiyorum. Ya yani bu git gel hususu bence Fenerbahçe'nin en büyük silahıydı. Çünkü kontropres çok iyi yapıyordu. Fakat evet. işin içinden çıktıkça rakipler bir bu, çözümü buldukça özellikle işin çok daha kuvvetli bir tarafı olmamaya başladı. Özellikle öne geçtikten sonra bunu devam ettirmek çok mantıklı mı bilmiyorum. Yani 3-2'deyken yapılan yapılmaya şeyden ama yapılamayan çünkü rakibi sürekli davet ederek yaptı bunu da. Yani topa sahip olup hani sağdan sola soldan sağ, oyunu sürekli gelişleterek ee, rakibi hırpalamak, rakibi yormak gerekebilirdi daha öncesinde. Ama yani sonunda yaptıkları şey de rakibi oyuna davet eden bir ritim oldu. Bunun dengesini iyi sağlamak lazım. Yani bu git gel de tam değil. Ya maçın belirli bölümlerinde olabilir, olabilir ama kontrolü bu ağır kontrol oyunu da tam değil. Bunun arası bir şeyi yakalamak lazım. Ee, gibi geliyor çünkü şöyle ya işte iyi gidiyordu işte bir penaltı oldu önemli oldu filan ne var bunda diyenler çıkacaktır yani hakem bizi bugün işte şey Fenerbahçe'de ödeyecektir. hakem bizi bugün aldı elimizden maçı vesaire edecektir ama senin gene de idare etmen lazım bir şey yani buradaki senaryoyu ev sahibi takım koyar yani en azından maçın finalini onlar yapar skoru alırsın ya da alamazsın ama senaryoyu senin yazman lazım. Senaryo 3 senin de oynaman lazım. Rakip bu senaryonun içinde başarı sağlayabilir. Ama senaryo senin yazman lazım. Burada son 30 dakikanın senaryosunu İstanbul yazdı. Fenerbahçe yazamadı. Kritik olan bu. Yani kolay dediğimiz bu. Ve Sadın kolaylaşması bu. Bence şöyle bir bakınca rakibinin haftalardır puan kaybetmesini bekliyorsun. Arada bir puan farkı var. İçeride Puan kaybetmiş. Beşiktaş teplasman Sonra Başakşehir'le oynayacak. Sen de bak görece puan durumunda aşağılarda bir takımla oynuyorsun, içeride oynuyorsun. burada senaryoyu yazmak değil, direkt bence vizyona sokmak lazım filmi. Yani evet. Tartışmasız tabii, bir. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Galibiyet yani, ezip geçmen lazım. Aynı. Yani e, şimdi Georgescu ya niye onların biz önce oynuyoruz, onlar sonra oynuyor? Eee ne oldu? Aynen. Kendi senaryonu yazamadıktan sonra kimin önce oynadığının önemi yok ki. Tabii. Çünkü sen rakibi ee, yani şampiyonluktaki rakibini Galatasaray'ı mental olarak peşine yani arkada bırakman lazım. Eyvah bunlar geliyor dedirtmen lazım. Hı, hı. İşte şu an City Arsenal onu yaşıyor. Fenerbahçe kazansaydı olur muydu? Bu ruh haline girerler miydi? Bu oyunla kazansaydı? Bence girmezlerdi gene de. Bence girmezlerdi. Ama ne olursa olsun sen derbiye bekleyecektin. Ee, orada ama sen de Sivas'a gidecektin canım. Bu oyunda kolay mı? Değil. Hele Sivas yükselişteyken hiç değil. Hangi ortası alacak? Ne olacak? Bilmiyorsun ki. Yok yanlışlık var. Burada bir yanlışlık var. Yani Joao Pedro gol attı. Öne geçiren gol attı ama biz bugün Joao Pedro'nun çok iyi oynadı, oyun oynadı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kim için diyebiliriz? Falan? Arda, Arda hariç. Arda, Arda ve Salah'ı dışında ki 3 tane gol yemiş bir takımın oyuncusu ama direnç gösteren tek oyuncu. Hiç kimse için e, ekstra oynadı, iyi oynadı demişsin. Zaten bence Fenerbahçe hakkında konuşurken en çok söyleyeceğimiz şeyler biraz buna geliyor. Ya yani 27 gol atmış bir Santrfor'u bile hala tartışılır bir noktada görüyorsak Fenerbahçe'de zaten her şeyin çok iyi gitmediğine dair bir şey gösteriliyor bence. Ee, Herkes tartışılıyor çünkü Fenerbahçe'de. Tekrar ediyorum, ee, Fenerbahçe'nin iyi bir puan ortalaması var. Bununla şampiyon olabilirdi normal şartlarda. Ama rakip ekstra puan topladı. Bu şu ana kadar Galatasaray ekstra puan topladı. Ama o değil mevzu. Mevzu senin hiçbir yani belirleyici hiçbir maçın neredeyse senaryosunu çizememiş olma. Problem bu. Yani burada bir iktidar ortaya konamıyor. Fenerbahçe sürekli muhalefette bu maçlarda. Ve bundan da hiç şikayeti olmayan bir e, teknik yönetim var gibi duruyor şu an itibariyle. Evet benim yani biat edelim diyen Hı -hı. Bir şey yok. Yani performans değerlendiriyoruz yapıyoruz burada. Ya biraz şey gibi değil mi? Partinin oranını yükselttik diye muhalefet gibi aslında şu an. Ee, evet. <laughs> Güzel bir yaklaşım. Ekleyeceğim Güzel bir şey var mı ya? Gene yani. Son şunu söyleyeyim. Verilmeyen ilk gole ne diyorsun? Ya orada ben çarptı geldi, çarptı gibi gördüm kaleci. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Joao Pedro'nun kendisinin bir hamlesi yok bence. Yani kaleci topu almak isterken gelip vurmak ya da çarpmak gibi bir durum değil. Dolayısıyla ben orada anlayamadım. Ee, belki haklıdır hakem yani, bilemiyorum yani biz yanlış görmüş olabiliriz. Ama sanki öncesi offside olabilir. Hı hı. Yani şeyi yapsa hani o baktım offside dese söylenecek hiçbir şey kalmayacak. Hani olmaya da bilir offside da bilmiyorum ama bilmiyorum. Bunlarda biz, biz, biz standart tutturamıyoruz. Daha doğrusu kalecinin bir dokunulmazlığı var bizde. Öyle bir şey yok altı pas dışında hiç yok. Altı pas mı altı pas yok öyle bir şey yok. Kalecinin dokunulmazlığı yok. Kaleci ellerini havaya kaldırdığı zaman vücudu çok şey olduğu için kendini koruyamadığı için ona hamle yapılmaz. Ekstra hamle yapılmaz. Şarj yapılmaz. Kural bu. Yoksa biz hani kaleciye dokunulmaz gibi bir fikrimiz var. Böyle bir şey yok. Yani bunun olmadığını zaten bütün akademisyenler söylüyor. Ama kültürel bir durum bu. Kültürel. Ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Fark eder miydi onu bilmiyorum. Yani <laughs> çorduğu golü bulmuş olsa fark eder miydi? Onu da bilemiyorum yani. İstanbul Spor'un penaltısı hakkında ne düşünüyorsun? Yani değil diye düşündüm. Ama sonra sordum soruşturdum. En son şeyde seminerde UEFA seminerinde de öyle söylenmiş. Eğer el paralel yere paralel kol yere paralel ya da üzerindeyse. Top sekti geldi. İşte şuydu doğal konumdu doğal konumdu onlara hiçbir şekilde bakmayacaksınız çalacaksınız denmiş. İstisnası şu, oyuncu kendisi vurduysa bilerek topa. Hmm. Yani orada Ferdi topa bilerek vurdu ama kol açık geldi çarptı ona vermeyeceksin. Ama çarpma varpma durumlarında verin demişler. Tabi o kadar çok oynuyorlar ki bunlarla yani seyircinin bunları da tutabilmesi falan mümkün değil. Burada kesin net zaten önümüzdeki sene galiba olacak son bir değiştirecekler ve ondan sonra dokunmayacaklar gibi duruyor. Neye karar verecekler? Yani her dokunana çalacaklar mı bilmiyorum. Çünkü yok puzzle'dan bilmem ne olursa. Ha orada o ihtimal var. Yani acaba o bunun altına mı denk geliyor tam? Yoksa daha kola doğru mu? Onu da bilmiyorum. Ee, ya benim içime sinmiyor bu tip penaltılar ama son seminerde hem UEFA'da hem e, MAK böyle söylemiş. Dolayısıyla itirazı edecek bir şey yok. Gidip baktı onu görünce çaldı. Buradan Galatasaray'a geçiyorum. Bir de Fenerbahçe'nin penaltı beklediği bir pozisyon var. Ha, ilk kere de, evet. Bu el sırta konduğunda falan el topa geldiyse eğer Hangi maçta? Başakşehir maçında Icardi'nin sırtında ona da yani penaltı olmalı onlar diye düşünüyorum ben. Çünkü en doğal olmayan pozisyon o bence. Elini koyuyorsan birisinin sırtına ve top oraya geliyorsa çalınması lazım onun. E, Galatasaray'ın hikayesi de çok enteresan. Çok hikaye barındırıyor. Açıklamalar sonrasında yine hakemler, hakemler, hakem var. var. Gomis'in açıklamaları affedilmesi derken orada da gerçekten sezonun kritik bir virajı oldu Karagümrük müsabakası. Hı hı. Herhalde en çok çarpıcı noktalardan birisi Nelson Adekupe'nin arkasına sarkan Karagümrüklü oyunculardı. Evet. Şimdi şeyden esasını sarmak lazım. Çağdaş Hoca Kayseri Galatasaray Kayseri maçından sonra demiştik ya yani hocam hani anladım da neyin, neydi planın? Yani bu kadar Galatasaray hücum oyuncularını rahat ettirmek pahasına tamam anladım. Pozisyona girmek istedin, ön alan baskısı istedin vs. ama e, neyin peşindesin yani ne yapmak istedin dedim e, burada. Esasında onun biraz kopyasını çekmiş diyebilirim Pirlo. Yani biraz ondan esinlenmiş bir oyundan, o oyundan esinlenmiş ama burada tabii çok enteresan bir kalite farkı var yani bu kadroda. Bazı oyuncular, işi çözen oyuncuların hem kaliteli olmaları hem bu maçta seyirci önünde, iyi bir seyirci önünde bunu keyifle sergilebilmeleri gibi bir durum var. Şimdi 1-0'dan sonra çok hızlı bir şekilde zaten hani 1-0'a gelen e, öncesindeki korner pozisyonu, yani oraya gidişleri, dön, dönememekteki sıkıntıları vesaire. Ben onu biraz Kayseri maçında Çağdaş tanın yaptığı oyunun krizlerine benzettim. Ama şöyle bir durum var. Şimdi sonra ne yaptı Karagümrük? Yani şey çok tartışılıyor. Adekükbe'nin üzerine ya o niye niye oynuyor? Niye işte başka bir oyuncu tercih edilmiyor? İşte burada çok büyük program var. Şimdi Galatasaray'ın e, savunma planını, savunma altılısını gözünün önüne getir. İşte sağdaki üç oyuncu: e, Boye, e, Torreira, Nelson. 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 Soldaki üç oyuncu: Sergio Oliveira Adekukbe, Abdülkerim. Abdülkerim. Nereden gitmek istersin? Adek Oliveira Oradan gitmek daha makul. Bir de hani Lobyanitse'yi kullanabiliyorsun. Bir. Hı. İki e, Bertolacci'nin oradaki oyun gücünden çok çok da olağanüstü futbol oynamadı ama golde attığı pas şahane. Müthiş yani. E, bir de üzerine Tersten Borini'yi ikinci santifor olarak getirebiliyorsun. Şimdi Torreira Boye Abdül'ünden sonra Abdül cepheden saldırmak, cepheden girmeye çalışmak dert. Yani şeylik katmerli bir sur açmaya benziyor. Hı hı. Ama sen tersten geldiğinde bu oyuncuların hangi uyumla seni karşılayabilecekleri konusunda kafanda soru işaretleri doğabilir. Çünkü ne olursa olsun işte hala birbirlerini öğrenme, birbirleriyle birbirlerinin nerede olduğunu bilme ezberinin çok üst düzeye çıktığını söyleyemem. Karşıdan geldiğin zaman geçmen çok zor. Ama yandan tersten gelirsen yani rakibi terse düşürerek gelirsen bir probleme itebilirsin onları. Özellikle Borini'nin Nelson'un etrafındaki dola, dolaşmaları yani aç seyret. Yani adam doktorasını yapmış gelmiş uyguluyor. Nelson herhalde en kötü maçıydı. Onu, onu yapan Borini. Yani bunu gösteren Borini. Ve şey Cagney. İkisi birlikte. Yani direkt Nelson Aa, çok kötü oynadığıyla kötü oyna kötü oy, yani kötü tarafını göz önüne çıkardı. saniye Sahneye koydu. Karagümrük oyuncular diyebiliriz. Şimdi Galatasaray'ın sol tarafına şimdi Bustera'nın attığı topta, kaptırdığı topta işte ne büyük bir hata yaptığı üzerinden konuşuluyor. O topun oraya nasıl geldiği konusunda kimse bir şey söylemiyor. Orada bayağı ördüler. Korner sonrası. Yani Nelson topu e, mustarıya atmadan önce örerek geldiler. Ve futboldaki en önemli durumlardan biri hücumdayken savunma pozisyonunu kaybetmemektir. Hele bir hücum oyuncusu bunu çok doğru yapıyorsa bu ekstra puandır. Şimdi Karagümrüğün atılan 3 golün 3 golde de Galatasaray'a karşı nasıl dizildiğine iyi bakmak lazım. Yani Ada çok kötü oynadı. İşte neden o, onun yerine başka birisi kullanılmadığıyla açıklanacak bir şey değil bu. Topyekun bir savunma durumundan kara Gümrük fayda çıkardı. Tek bir oyuncuyu değiştirerek bundan bir şey bunu çözemezdin. Tek bir oyuncuyu kurban ederek de işte bu bunun yüzünden oldu diyerek de doğru analiz yapmış olamazsın. Bu topyekun bir durum. O üçlüyü çok hızlı, çok teknik yani Bertolacci'nin Cagney'e çıkardığı toptan e, Muslera topu atarken çok büyük hata yapıyor. Çok hızlı davranıyor. Halbuki basabilir, vakti var. O topu hemen oraya atmasına hiç gerek yok. Çünkü arkadaşları açılamamışlar daha. Yani topu alacak yerlere gidememişler. İleri de vurabilirsin. Vurmak istemiyor. Zaten vurmak istemediği için Muslera iyi kaleci. Bu hataları zaman zaman yapıyor ama vurmak istemediği için iyi kaleci. Ee, savunma ondan güveniyor ona. Biz herkes yerimiz, hepimiz yerimizi alırız. Orta saha yerini alır. Muslera ondan sonra topu oyuna sokar. Hata yapıyor mu? Her sezon bir iki tane yapar bu konuda. Özellikle, kralı aynen. değil. Bu işi kral değil ama kesinlikle bunu, bunun peşinde olan bir adam. Kaleciliğin olmazsa olmazlarından biri budur diyen adam. Hata yaptı ama sadece hatayı o, o yapmadı. Hata yaptı ama sadece hatayı Adekuk Bey yapmadı. Bu hataları gösteren bir rakip vardı teknik bir rakip vardı. Her şeyi doğru yapmaya çalışan bir rakip vardı. Hücum alanına çok iyi yayılan, çok hızlı bir şekilde topu boşluğa taşımak için hamlelerini yapan bir rakip vardı. Şimdi bu Galatasaray hata yaptı, bu oyuncular hata yaptı. O yüzden kötüydü anlatırsak ayıp ederiz rakibe. Yani Okan Hoca'nın rakibin herhangi bir organizasyonu olmadan 3 gol yedik açıklamasına katılmıyorum. katılmıyorum. Çünkü maç bittikten sonra çok hızlı abi bir anda yedik. Maçı seyrettikten sonra öyle olduğunu asla düşünmeyecektir. Yani analizi yaptıktan sonra bugün öyle düşünmüyordur. Eminim ki böyle düşünmüyordur. Ya çok iyi işlemişler burayı diye düşünüyordur. Üstüne iki gol vuruşu da spektaküler yani. Yani Caglar'ın yaptığı vuruş. Yani Muslera nasıl yersin bu golü diyorsun? Ama detaylı baktığında baya kesmeye atmış. Yani top yakın olacak gibi gitmiyor. Bir o Borin'in yani Nelson'un arkasından dolanıp ön direkte arka direğe vuruyor topu. Muslera'nın omuz üstüne çok iyi iki vuruş. Çok çok iyi iki vuruş. Ee, kutlamak lazım. Yani büyük iş yaptılar orada. Ama tabii Galatasaray'ın doğru yaptığını ikinci İkinci yarı bundan hiçbirini yaptırtmadı. Hı <laughs> hı. Hiç yaptırtmadı yani. Normalde bu kadar risk alırken Galatasaray kendi evinde Karagümrük'ün birkaç tane girmesi lazım pozisyona. Net evet, bir tane pozisyonları var. Bir tane bir şut var. Onun dışında neredeyse hiçbir şey yok. Hiçbirini yaptırmadı. Ee, ben Galatasaray'ın öyle... Ya yani aynı değil Fenerbahçe'de durumları aynı değil. Bu kadar hırpalanacak okunucu niye bunu oynatmadın işte yanlış değişiklikler yaptın vesaireyle ile açıklanacak bir maç değil bu. Tabii ee, ilk 11 tercihi mecburiyet. Yani Icardi sakat, Gomis yok. Tabii Gomis konusunda ayrıca konuşuruz. Hı. Şimdi affedilmiş galiba. Evet. Ee, onun orada başka bir durum var yani. Öyle. Ee, Zaniolo'dan beklediğini istediği anlamda buldu mu? Yüzde yüz buldu mu diye sorarsan. E, bu, bu, Karagümrükünü aldığı risklerden daha fazlasını çıkarabilirlerdi. Zaniolo ile oynuyorsanız Zaniolo'ya Icardi'nin rolünü vererek oynamamak lazım bence. Dört dört hareketle oynamak lazım. Icardi varsa Icardi her ne kadar geriye de gelip derine de gelip e, sağa sola da gidip diğer oyunculara e, alan açıyorsa da her zaman orada Mertens'le birlikte iyi bir çapa oluşturuyor. Yani her oyuncunun kendisini ayarlayabileceği bir kerteriz noktası oluşturuyor. E, Zaniolo'dan bunu yapmasını beklemek haksızlık olur ona. Zaniolo, Santifor oynar zaman zaman ama Icardi gibi Santifor değil Zaniolo. Ben yine de duygu değişimi çok momentum değişimi çok yüksek bir maç olmasa Zaniol'un kötü olduğunu düşünmüyorum yani gol atabilir kötü demiyor kötü demiyorum şunu söylüyorum hani... sadece aynı rolü beklememek gerekir uh -huh. orada başka bir dizayn gerekebilirdi bence Icardi iyi oyna diye çıkmış sahaya. anladım aynı şey değil yani Icardi'yi oyna şey gibi oluyor yani e, Trezeguet'e bakayeme gibi oynamak oynadı i̇yi, olmaz çok farklı bir profili Onu bir kişi yapabilir. Yani Icardi'nin oynadığı oyunu Icardi yapar. Gomis yapabilirdi, başka türlü yapabilirdi. O da o işleri çok iyi biliyor. Orayı çok kötü idare ettiler. Evet. Icardi'den bu kadar bahsetmişken bir penaltıya gidelim istersen. Enteresan Hı -hı. bir tercih. Panenka denedi, olmadı. E, Oliveira atmalıydı diyen çok fazla var. Senin düşüncen ne? Şimdi doğru. Panenka şöyle bir şey. Benim futbol adına hatırladığım ilk şey o. Canlı seyrettiğim 6 yaşındayken babamın kucağında <laughs> seyrettiğim ilk şey yani böyle ağzım açık kalmıştı. düşün yani 1976'da oluyor olay. 1976'da olmuş bir şey. 2023'teyiz. Aradan 47 yıl geçmiş. Hala çok saçma bir vuruş. <laughs> Anlatabildim mi? Evet. Yani o vuruş tarzı saçmalık. Ama saçmalık olduğu için zaten gol olduğu zaman hala 46 yıl sonra da konuşuluyor. Konuşuluyor. Kaçırdığın anda gülünç duruma düşersin. Böyledir bu iş. Agüero hatırlar mısın bilmiyorum. City Chelsea maçında çok kritik bir şampiyonluk yani şampiyonluğun kritik bir maçında kaçırmıştı. Guardiola'ya sorduklarında atsa dahi diyecektiniz. Şu anda dalga geçiyorsunuz. O kadar dedi. Ama dalga geçmek de normal. Evet bence de. Çünkü zaten kendisi de o dal kendisiyle dalga geçti. O direğe gitti, tutundu yani. Tabii. Ne yapıyorsun kardeşim dedi. Bu böyle. Kaçırdığın zaman öyle. Ya kaçırdığın zaman öyle. Yani bu hayatta bir sürü şey de böyledir bu. Tabii. Yani yüz, yani yüzde %80 penaltının gol olma ihtimali. Bu vuruşun yani yüzde %80 gol olacak bir vuruşa vuruşun e, gol olduğu zaman vay dedirtiyorsa sana ya zaten yüzde %80 gol oluyor. Hı hı. Yani neyine vay diyorsun? Bu saçma sapan vuruştan dolayı vay diyorsun. Aynen, e kaçırdığın zaman da komik duruma düşüyorsun. Böyle böyle bir tercih. Burada esas benim çözemediğim bir şey var. Kaleciler mutlak köşe seçiyorlar penaltılarda. Penaltıların üçte biri merkeze geliyor. Neden bu kadar az kaleci merkezde duruyor penaltılarda? Onu anlamıyorum ben. Bence o da biraz aslında panenka gibi. Komik duruma düşüyorsun çünkü. Bence çok komik duruma düşmezsin. Yani gidemedim, yedim ne yapayım? Ama o zaman ya o rolünü sıvır. iyi yapacaksın. Efendim? Oyunculuğunu iyi yapmak lazım. <laughs> Gidemedi evet. mi? Evet. Yani çünkü bazı oyuncular sadece panenka değil merkeze vurup garanti gol atmayı hiç tercih eden e, çok Arnold, insan var. Bayern maçında Evet. Merkezi Evet. evet. Yani çok var. Yani esas benim merak ettiğim yani Batu yani Batuhan'ın yaptığı şey şimdi Pirlo biz söyledik diyor ama yani Hı -hı. Batuhan da seyrediyordur herhalde televizyonda yani. İlk defa karşılaşmıyor herhalde kardeş. <laughs> <laughs> yani e onun yaptığı şey niye hak daha az yapıyor? Ya hiç yapmıyor hatta. Bir de bence tam merkezize atamadı ki. Ama işte bak, merkez kötü bir Yani bak daha kötüsü vardı bunun ayağıyla durdurabilirdi topu. Evet. O kadar kötü bir... Evet yani bu böyle attığı zaman vay dedirtiyorsa yüzde seksen gol olma ihtimali olan bir vuruş kaçırdığın zaman da böyle oluyor. Olivia Ramazı yani en çok penaltı kaçıran değil mi Icardi? Icardi evet. Mi? Ama Icardi işte. Attığı zaman da vay ne güzel attı diyorsun. Böyle bu iş. Bu <laughs> son derece doğal. Olan, olan biten her şey son derece doğal. Evet. Ee, zaten onun haricinde herhalde değinebileceğimiz noktalardan bir tanesi penaltının oluşum şekli. O da çok tartışma yarattı. Penaltıya penaltı diyor musun? Oliveira attı değil, anlattı. Raşisan düştüğünü. Yani gol olmadı zaten. Çok evet. önemli değil. Ee, ama bana penaltı değil gibi geldi. Yani hiç ya hiç müdahale yok. Niye atıyorsun kendini diyemem. Var bir müdahale ama zaten hakem hocaları da diyor ki yani bu nizam bir şarj. Hı hı omuz omuza buna penaltı verilmez deniyor. Ben çok büyük bir hakem problemi görmüyorum Galatasaray Karagümrük maçında. Söylenenin tersine. Yani Galatasaray'ın golünden önceki pozisyon kesinlikle varın çağırması gereken bir foldü diyenlere de katılmıyorum. Çünkü İngiltere'den Almanya'dan çok maç seyrediyorum. Bunlara bakmıyorlar bile neredeyse. Yani neredeyse bakmıyorlar. Ama bizde bakılıyor, bizde isteniyor. Ona da bir şey diyemem. Bizim bu hakem kültürümüz farklı. Ee, ona bir şey söyleyemiyorum. Başka ne var? Bir tane daha hakem mevzu var. Zanyolu'nun penaltı beklediği pozisyon var. var. Asla penaltı. Galatasaray'ın golünde bir faul var mı yok mu? İşte onu dedim. <laughs> Orada bence sorun yok. İlk golde söylüyorsun. Evet, ben, bence yok. Yani faul diye bir şey diyemem yani. Faul diyene bir şey diyemem ama yani top geçmişti bence. <laughs> yani eğer şey olmasaydı, hamle olmasaydı yetişebilirdi görüşüne ben şahsen katılmıyorum. Tabii bir şey diyemem. Bu kadar hakem hocası e, diyorsa ki fol bir bildikleri vardır mutlaka. E, konuşalım dilersen. Konuşalım. Okan Buruk'un maç sonunda açıklaması Bugün oldu. eğer Fenerbahçe maçı kazanmış olsaydı çok büyük bela olurdu Galatasaray'ın başına. yüz Çünkü çok kötü idare edilmiş bir iş. Ben duyduğum anda şunu düşündüm. Yani Okan Hoca bunu söylediği anda dedim ki şimdi şunu niçin söylüyor olabilir böyle bir şeyi? Yani niye açık açık söylüyor? Niye hiç şans bırakmak istemiyor Gomis'e? Niye bunu söylemek istiyor? Çünkü Gomis'in cevabı da çok net. İşte sırtım ağrıyor vesaire. Ayrıca bu tip konuşmalarda soyunma odasında kalır. Evet. Dışarıya aksetmez. Bunu bir sebeple söylersin. Böyle açıklarsın. MHK'nin hakemler hakkındaki açıklaması da bence benziyor buna. Buna. Yani bu konuda çok benzer. Şunu söylüyorsundur. Ya bu adam toksik bir adam. Bizim bu grubu bozuyor, yani antrenmanda, yemekhanede, kulübede artık aramızda olmamalı hı hı. çünkü hiç beklemeden hani bir gün daha bekle belki ertesi gün çözülecek iş bu olabilir, bir bu, iki şu olabilir yönetim çok baskı yapmış olabilir okuluncuya söylemesi, özel söylemesi üzerine yani şunu şudur ya adam 38 yaşında bizden kontrat istiyor e, olmazsa oynamam diyor. Ona getiriyor lafı. Hı, hı. Bizim bunu işi çözmemizin yöntemi senin bu konuda bir şeyler söylemem. Yoksa içeride olup biten bir olayla ilgili ve hani bir daha ben oynamam madem işte barış giriyor ben girmiyorum bir daha oynamayacağım dediği bu kadar apar topar çıkıp bas, yani bir maç top, bir şey, apar topar söylemeye basın toplantısında söylemeye Hiçbir gereklilik yok bu söylediklerimin dışında başka bir gereklilik görmüyorum. Ama sonra yani ikincisi şu Af olayından sonra tabii yönetimin e, isteğiyle bunu söylemesi daha mantıklı, akla yakın geliyor buna. Bu toksiklikle alakalı bugün şöyle bir şey okudum. Giresun deplasmanından sonra Raşitsa Gomis'e boş bir pozisyonda pas vermedi diye uçakta e, tepki göstermiş Raşitsa'ya bütün yolculukta. Bu oyunla ilgili? Yani genel olarak Gomis'in biliyorsun e, oynamadığı dönemde de bu uçakta... E, Moralini yükseltmeye çalışmıştı Galatasaray'ın hmm. videoları vardı vesaire. Hmm. E, sezon genelinde Gomis'in e, Seferovic gittikten sonra Santifor alırsanız işte Suudi Arabistan'a gidelim diye bir tehdit de varmış. Şöyle bir haber de çıktı. Genel olarak zaten bahsettiğin toksikliği biraz hissettirdi ve bence Galatasaray bu kadar iyi gittiği için bu kadar sessiz kaldığı bir noktada şu an Gomis. Yani biz tökezlisi daha fazla ses çıkartabilirdik. <laughs> yani. Ya bu söylediklerin anını yani yeterli mi? Yani toksik bu mudur? Onu bilmiyorum. O olabilir. Böyle algılayabilirsin. Daha ciddi bir sorun. Yani bazı oyuncu vardır. Anelka için söylerlerdi onu. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Del söylemiş sözde. Yani düğüne gelse 5 dakika sonra cenaze evine çevirirdi. sonra onu reddetti galiba. Şimdi yani böyle bir şeyden bahsediyorum ben. Yoksa kendi hırsları, oynama çabası, işte yönetimi onları söylemesi falan. Bunlar olabilir. Bunlar oyuncularda görünen, bilinen şeyler. İşte geçen Burak anlattı. İşte orada oynamam, hmm. burada oynamam falan deyip dönüyorum. İdare edebilirsin onları. Onlar idare edilebilecek şeyler. İdare edilemeyecek şey senin hani e, özene bezene kurduğun çünkü yüksek egolar var ortada. Mertensi idare ediyorsun, Icardi'yi idare ediyorsun vs. onu idare ediyorsun. Bunların özene bezene kurduğun dengelerin içinde birisinin e, bütün çomak sokması. Her şeyi bozması. Yani her şeyi bozması. O o benim dedim yoksa hani bireysel yani daha onu, da onu istedi bir bunu Daha da farklı bir toksiklik istedi. var diyorsun. Evet yani hani neşeyle yemek yenirken adam onu bozuyor. Onun Hı. varlığı gelince herkes bir oluyor. Anlatabildim mi? O, o daha Anladım. daha psikolojik bir şeyden bahsediyor. Zaten bence gerginlik dünya üzerindeki en rahat yayılan şey. E, evet. Yani, Ulud'dan çok daha hızlı yayılıyor. E, ama yani insan korkularıyla yaşayan bir varlık. Yani evet. şey evrimsel olarak öyle değil mi? Tabii ne kötü her şeyi daha büyük etki yaratıyor birbirine evet. iyiye nazaran. Çünkü sürekli bir tehlikeye karşı alert olmak zorunda, alarmda olmak zorundasın yani. Ee, ya ve, ve çok çabuk, endişe çabuk yayılan bir şeydir. Yani. Aynen öyle. Okan Burun'un o ego yönetimine bakınca da herhalde star kadroların tarihte bu kadar başarılı olduğu ilk kadro. Bu kadar fazla <laughs> iyi oyuncunun olup. Teknik direktörün şeyine bakıldığında da yani şimdi Zico için o kadar zor olmuyordu hı hı. ya da Fatih Terim için işte Doruk Bayısınay'da idare etmek o kadar zor olmayabiliyor Doğru. ama ilk büyük takım deneyiminde bu kadar, bu iyi, kadar iyi bir ]mesi. kadro ve sürpriz bir şekilde yani Okan Buruk'la anlaşıldığında böyle bir kadro buraya geleceği için kimse düşünmüyordu yani hı hı. bu ciddi bir baskı hoca üzerinde hı hı. ve eğer Fenerbahçe bugün kazanmış olsaydı bu iş daha büyük daha büyük problemlere dönüşebilirdi. Ee, buradan, buradan da yararlanamıyor Fenerbahçe düşün yani Evet Dediğim gibi o iktidar olma meselesi çok Yok. iyi bir nokta oldu bence ha. Buradan derbiye bağlanarak biraz Beşiktaş'a geçelim tamam. ee, Ümraniye Sporu yendi Beşiktaş ve Son haftalardan yani, Trabzon maçı biraz sıkıntılı bir maçtı Çok iyi değildi Onun haricindeki formunu devam ettirdi diyebiliriz ee, Biraz daha enteresan bir yapı vardı yani, Alıştığımız Cenk Sol'da, Redmond Sağ'da, Abubakar Enuç'ta değil de Çift forvete çok yakın. Redmond hemen arkalarında ve çok gezgin bir roldeydi. Nasıl buldun? Biraz makyajlı Beşiktaş. Vallahi ben açık söyleyeyim beğenmedim. Yani ee, bu, bu kadronun bu, bu Şenol Hoca'nın da çok memnun olduğu kanaatinde değilim. Diyor zaten. yeter kadar iyi değiliz diye. Şey ee, şeyi yok. nasıl söyleyeyim sana bir kelimeyi de tam bulamıyorum yani. Işığı? <laughs> parıltı? Işı, ışı, parıltısı diyelim. Parıltısı yok. Parıltısı yok ama hani karnın doyuyor mu? Doyuyor. 2-22 benim karnım doyurur puan ortalığı. Doyuruyor. Karnım doyuyor ama yani şimdi Fenerbahçe maçına bakıyorum kazandı. Çok spek, acayip skorla kazandı. Ama oyuna bakıyorum. Ya Fenerbahçe dışında kimseyi yap, yenemezdin öyle. <laughs> Fenerbahçe, o Fenerbahçe özel bir durum yani o. Bu seneki Fenerbahçe özel bir durum daha doğrusu. Ee, Müraniye maçına bakıyorum. Eh, yani çok ciddi bir savunma hatasıyla geldi ilk gol. Anlamadım yani hakikaten. Iskalıyor, duruyor falan abuk sabuk. Sonra Abu Bakar'ın hani o adama 30 saniye yetiyor. Evet. 30 saniye bir şeyi koyuyor yani. Siz hepiniz, ben tek ben farklıyım hepinizden. Ne, ortaya koyuyor. Cenk'in çok büyük önemi var. Cenk'siz Geçen hafta gördük. Yani aynı şey olmuyor. Ve bu ee, kadar çok meşgul ediyor. Bir. iki Oyunun yönünü hem pas alan olarak hem pas veren olarak bu kadar hızlı e, değiştirebilen Sound orijinli bir kanat oyuncusu özellikle Türkiye'de az görünen bir şey. Yok hatta. Kefir gibi adam Cenk bence. <laughs> bu kadar faydalı. Hakikaten <laughs> faydalı. Yani bu iki oyuncunun, ya şimdi Redmond için aynı şeyi söyleyemem. Redmond zaman zaman çok iyi işler yapıyor ama zaman zaman çok iyi işler yapıyor. Cenk sürekli yapıyor. Abubakar da bir an yaptığı zaman çok parıltılı yapıyor. Yani Cenk, Abubakar ve Mert'in rolleri farklı. Hı hı. Bunların, bunların rolü farklı. Bunlardan birinin olmadığı bir Beşiktaş nasıl ayakta durur? Hakikaten bilmiyorum, bulamıyorum. Orta sahaya oturtamadı, onu söylüyorum. Büyük acı çekiyordur bu konuda hocam ve herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Yani Salih yırtınıyor, Getson yırtınıyor, yırtınıyorlar yani. Ama yani şimdi düşünüyorum Galatasaray orta sahasına karşı bu hafta ne yaparlar diye. Başka bir şey bulması lazım galiba hocanın. Ne yapabilir? Bilmem. Yani eldeki malzemeden çok fazla Yani şöyle şey bir avantaj var tabii. Yani Cenk Redmond gezal yok ama zaten hani şu andaki formuyla da yoğun bir değil gibi. 11 değil. Eee gezal ama Cenk Redmond e, Abu Bakır'ı kontrol etmek için e, savunma dörtlüsünden fazlasına ihtiyaç var Galatasaray'ın. Böyle bir avantaj olabilir Beşiktaş açısından. Beşiktaş orta sahasının işleyişi anlamında. Hı -hı. Daha iyi işlemesi anlamında ama Getson ve Salih ikisi birden oynayacaksa Ahmetoviç ile birlikte Hacı ile birlikte bu kadar hani ritim koşu oyunundan Biraz daha birbirlerinden kopmadan, birbirleriyle mesafelerini iyi bir mesafe problemi doğuyor sürekli aralarında. Yani Getson açığa koşar, Salih açığa koşar. Bunlar orta saha iç oynayan oyuncuların yapabileceği şeyler, yapması gereken şeyler ama o zaman arkadan tamamlamaların doğru olması lazım. Bazen bir mesafe açılıyor, anlamıyorsun. Yani kim nerede oynuyor, ne yapıyorlar? O orta sahanın dirliğinde, bütünlüğünde bir sorun var. Ama dediğim gibi avantaj Galatasaray savunması muhtemelen bu çok tehlikeli üçlü için ekstra tedbir alacaktır. Eğer çok direk... Şimdi şunu yapabilir misin mesela? Sürekli bir ön alan baskısıyla Beşiktaş'ın karşısına çıkar mı acaba Okanca? Yani böyle bir tercih de yapabilir onu bilmiyorum. Ya yani maça böyle girebilir. Yani ama çok riskli tabii. Ama yani bu bakarak karşı çok büyük risk olur. Yani, yani en büyük alameti farikasında pres gücü olduğunu öyle. düşünürsek öyle normal vazgeçmek istemeyebilir. Bence. Olabilir. Yani kafa karıştırıcı bir maç. Yani Okan Hoca muhtemelen Beşiktaş'ı şimdi açacak seyredicik son kaç 7 maçta kaç yeri galibiyet bir beraberlik 18 maçta. Eee Beşiktaş'ın yok. Yanlış mı? 5 1 saniye 6 7 7'de 6. 7 6 galibiyet bir beraberlik. Evet. Ya inanılmaz. Ya bu oyun var mı? Yok bence. Bence kafa karıştırıcı bir maç dedin ya, kafa karıştırıcı bir takım zaten. Öyle istiyor. işte. Yani o Hoca şimdi bakacak, bu 7 maça bakacak. Diyecek ya yani, maçların geneline bakacak. Ya biz buradan şunu kullanırız Kerem, buradan gelir. İşte Torreira zaten burayı tutar, Icardi'yi şöyle kullanırım, iyileşirse. İşte Mertens zaten şuralara sızmaları yapsa. Anlatabildim mi? Bir sürü olanak görecek orada. Hı hı. Ama işte yani 10 kişi, 4 tane attı. Evet. Diğer taraftan da o var. Yani bir tane buluyor ceza sağlığı zorunda. Çat diye bir tane vuruyor. Geçmiş olsun. Ee, çok kafa karıştırıcı bir takım. Planı neye göre yapacak? Neyi tercih edecek? Zor bir karar. Yani o konucu için zor bir karar olacak. ya Bence zaten savunulamaz bir oyuncuya sahip oldukları için kafa karıştırıcı en büyük kişi oluyor. Bir bir boşluk verdiğin zaman işte orta sahadan top alıp gol atabiliyor adam. Ee, ee, sadece o değil ama işte dediğim gibi Cenk de çok 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 fark ettiriyor. Çok yani başka takım oldu ya Trabzon maçıyla bu hafta oynanan maçı yani açısından söylüyorum. Pam başka iki takım oldu. Bence mesela Redmond'un bu kadar orta sahaya gelip pas e, bağlantılarına katılmasına rağmen gol atması da Beşiktaş adına çok iyi haber. Evet. Farklı bir şeyler e, denediği denklemde Beşiktaş'ın Redmond'un dahası var. Yani yani orta saha üçlüsünü düzgün istediği gibi kurmuş kur şey olsa biz şu anda e, muhtemelen Hani sezonun en parlak oyuncularından biri Redmond mı diye konuşuyor olabilirdik. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Şenol Güneş takımlarının da... Ha bu arada şey unutma söyleyeceğim. Rozi oynadı, onun yerine çok mu fark etti? Yok. Ha, geçen hafta bu konuştuk ya. Evet. Hani Rozi oynamalı, onur olmamalı falan tartışmaları vardı. Ee, Şenol Güneş takımlarının alamet farikasının orta saha ikilileri, üçlüleri Üçleri. olduğunu düşündüğümüzde... Şu an baktığında bu takımda oturmayan neresi var diyorsun. Orası. Orası diyorsun. Gelecek işte adına çok umut vereceğiz. Ama aslında. onun açısından da çok kafa karıştırıcı bir durum var. Şimdi pazartesi antrenmana çıktığında Salih'e, Getson'a ya da Hacı Ahmetoviç'e ya abicim ne yaptınız siz demez. Evet. Hepsine de gider teşekkür eder muhtemelen. Elleriniz hı hı. Arkadaşlar çok iyi çalıştınız. Yani, i̇statistik olarak acayip koştunuz. İyi bastınız. Her şeyi yaptınız. Bu, bu, bu da can sıkıcı bir durum hoca açısından. Yani herkesi tebrik ediyorsun ama olmadığını biliyorsun. i̇stediğin yani seviyede olmadığını biliyorsun en azından. Evet. Yani oraya... Bir buçuk, geçen söyledim ya bir buçuk transferle e, eğer tabii korunabilirse bu kadro ve hani biraz zenginleştirilebilirse bir buçuk transferle seni damga durur. Yani yeni bir gömlek lazım orta saha için. Bir gömlek üstü. Evet. E, gerekiyor gibi Beşiktaş'a. Yani Torreira'nın yaptığı katkı gibi bir katkı. Mesela Oliveira'nın katkısı da bence... Gibi. E, o ikili üzerinden dönüyor her şey zaten. Yani Mertens büyük oyuncu, Icardi büyük oyuncu, Zaniolo zaten işte seni oraya gider buraya gider hepsi okey. Hepsi okey ama merkezi kurdum mu oluyor bunlar. kuramadım mı olmuyor. Geçen seneki Galatasaray. E, geçen seneki Fenerbahçe. Crespo-Zeitz. Yani kurdu bitti yani. Hı hı. Ha, çok acayip bir şey miydi ama olmuştu. Bence ama mesela Torreira ile Oliveira'nın en büyük farkı Torreira yine maçta işte temposuyla o coşkusuyla bir şeyler gösteriyor. Oliveira'nın Bence en büyük gösterişi işi çok gösterişsiz yapması. Öyle öyle değerli oyuncular. Onlar iyi bir takım. Çok iyi bir takım. Ama işte doğru bir orta onları birbirinden koparabiliyor. Bu, bu hafta Karagümrük belli bir süre en azından 30 dakika yaptığı gibi. O zaman Beşiktaş'ı derbi performansı ile ilgili son bir cümle alayım senden ve haftanın en iyisiyle. Ben şey top. yapamıyorum. Hakikaten yani konuştuk işte. Hı hı. Tahmin etmek çok zor. Beşiktaş'ın ne oynayacağını ne, nasıl oynayacağını çok ama bu kadar düşük yani bak Galatasaray'dan geçen hafta bahsederken ikinci viteste dört atıyor falan alanya maçından sonra evet. öyle konuştuk şeyde oyuna devamlı. Ee, mesela bu hafta bence vitesleri daha yüksekti ama rakip kalitesi farklıydı. Beşiktaş yani dururken yani geçtim hani şeydeyken geri vitesteyken bile iki tane atıyor üç tane atıyor. <laughs> ya yani Fenerbahçe maçının hiçbir açıklaması yok ya metafizik bir olay zaten. Yani onu da demeyeyim. O şey demek yani büyü yaptılar falan öyle bir şey demiyorum. Yok, onu da demedim, yani hiçbir şey de. oynamazken, hakikaten geri geri giderken dört tane attı. E şimdi yani ikiye üçü e taktığında ne yapacağını, ne yapabileceğini düşünmek. Peki taktı mı sence hiç Beşiktaş bu sezon 2-3'e e Ben şey, gördüm. Şeyde eee Premier League takımı vardı ya sezonun başında. 1-2 maçın birkaç 50-60 dakikasını çok yüksek oynadılar. Keyifle yani konuştuk burada da. Seyirci de keyif duydu. Hatta Balihan İsmail hakkında ekstra negatif bir şey söyledim. Ö falan yapıyorlardı yani. Hı hı. Ya sahiplenmişlerdi, oyunu sahiplenmişlerdi geçen seneden beri. O var ama ben Şenol Hoca geldiğinden beri Şenol Hoca'nın oh be abi bugün hani akşam eşiyle oturduğunda çayını kahvesini çıkarken ya ne top oynadık bugün be vallahi bravo çocuklara diye bir günü bitirdiğini düşünmüyorum yani. Ve şu açıdan... bu, bu bir taraftan çok kötü bir şeymiş gibi duruyor. Ama bir taraftan, e bir taraftan da çok da iyi. Yani hani oturduğumuz yerden yapıyoruz. istediğimizi Aynen. alıyoruz da bu değişik bir durum. Yani hoca bunu nasıl acaba kendisine anlatıyor onu merak ediyorum ben en çok. de aslında özetlemek gerektiğinde çok iyi futbol oynayıp sonuç alamadığı... Ben bunu ilk defa görüyorum. Evet Şenol Hoca'da ben de ilk Bak defa görüyorum. Mustafa Hoca'da bu olur. Hı hı. Ersun hoca da bu olur. Aykut hoca da bu olur. Fatih Hoca'da bu olur. Ben Şenol Hoca'da ilk defa görüyorum. Şenol Hoca hep oynattığı oyunun altında puan almıştır. Aynen. Şu <gülüyor> anda <gülüyor> biraz oynattığımız toplasa bile eee başarı yani şampiyonluk, kupa vesaire onu altında almıştır. Bu ilk defa görüyorum. Yani. Kariyerinde yeni bir dönüştü. <laughs> o zaman haftanın en iyisini seçerek tamam. programımızı tamamlayalım. Yani iki isim var daha fazlası da var ama 5-6 kişi veremeyiz burada. Borini diyeyim bir, bir de Arda. Yani bir taraftan Fenerbahçe'sinde ne Arda'ya üzüldüm onu söyleyeyim. Ya bu kadar attı bu ikinci gol. Çok güzel. Çok güzel gol. İyi paslı. Gol yükseltir. Yüksel, yani şeyi gösteriyor. Yani kaçın 3. 4. hafta üstü 11 oynuyor. Hı hı. Ee, şeyi anlattı bir 70, 60'tan 70'ten sonra bir düşüyor fizik. Ee, onu da ayarlarsa yani ya bunu şeyi arttırarak enerjiyi arttırarak yapacak ya da o enerjiyi iyi yayacak. ikisinden biri daha dişlilere oturmuş bir takımda zaten otomatikman ben yayarsın bunu. Valla hani tapları demiyorum ama tapların altına çok rahat gider ve oynar gibi duruyor şu anda. Ya yani ben Dortmund'da oynarken görebiliyorum. Görebiliyorum yani. Evet. Yani şeydi bu sezon başında. Ya yani o kalite var bu çocukta diyorduk. Şimdi sahada da var. O performans da var. Artık. Performans da var yani. Evet. O zaman teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek derbiden üzere. sonra görüşmek üzere.